Çocuk böyle tuhaf bir tip. Aslında şöyle söyleyeyim, aslında öyle değil, inan öyle değil bazı konular, ama şimdi dönersek seninle, dedim ya bir Bermuda şeytan üçgeni var ve bu üçgenin tepesinde yine dönüyor ve dolaşıyor. Biz devlet, halkın devlet kurduğumuz, yani devleti oluşturduğumuz bizlerin seçtiği parti liderleri, partiler ve meclise geliyor iş. Ve paraya ve gücü olan zayıflığımıza geliyor. Peki sen Çünkü futbolcuları tanır mısın? Yani hani o şöyle dünyayı bilir misin? şöyle futbol dünyasını çok bilmem ama nasıl bilirim? Bir zamanlar eski işim işte Koyu Fenerbahçeliydi. Oradan bilirim, oradan tanırım. Cem Uzan çok koyu Galatasaraylıydı biliyorsun ve çok paralar harcamışlardır Fenerbahçe'ye ve Galatasaray'a. Şu anda Fenerbahçe'nin stadının yapılmasına sebeptir benim eski işim. Onların paralarıyla yapıldı o stat ve buna ne Yıldırım, bir şey Yıldırım da Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım da asla inkar edemez. New York'ta toplandılar ve konuştular. Ben çok iyi biliyorum. Şimdi futbol dünyası, dünyanın neresine gidersen git, bir mafya dünyasıdır Emre'cim. Bir mafya dünyası orası. Orası da Peki kendi... o zaman sen Fatih Terim'i falan da oradan tanıdın çünkü Tanıyorum şahsi tabii. o konu hakkında da düşüncelerini alayım. Evet. Yani oradan çok güzel bir aşk hikayesi çıkacak. Bana sorarsan, ben bir kadın olarak Kimle kimin arasında? yani onu kimle kim arasında olduğunu fotoğrafa iyi bakmak lazım. Fotoğrafı iyi okurlarsa İçimizde en iyi okuyacak olan sensin. Yani şöyle sorayım. Aşk hikayesinin içinde olan isimlerden biri Seçil Hanım mı? tabii ki biri Seçil Hanım. Seçil Hanım'ın haricinde de ben orada bir aşk hikayesi çıkacağına adım. Olasılıkları konuşursak illegal bir aşktan mı söz ediyoruz yoksa İsim yani vermek seyircimiz anlayacaktır. İllegal bir aşktan bahsediyorum. peki şöyle sorayım. Şu iki isimden birisini mi söz ediyorsun? Fatih Terim ve Arda Turan mı? Yok, Arda'yı hiç karıştırmıyorum. Arda'yı hiç Çünkü Arda abla diyor. O zaman geriye bir tek Fatih Terim kalıyor. yani artık onu da filmi iyi seyredenler, fotoğrafa iyi bakanlar bu Bunu işi. Yeşim, bunu bir sezgiyle mi söylüyorsun, yoksa öngörü ve bilgi karışımı mı? Ya biraz öngörün, biraz bilginle hiçbir kadın aşık olmadan bu kadar risk alarak ve kendini, bak şimdi o kız kadına baktığında küçük bir yerden çıkmış. O harcanacak, öyle görüyorum. Evet, bir tek ailenin tek kızı, bir bankanın nedense Yeşilköy, Yeşilyurt oradaki şubesine lak diye getirtirverilmiş. Yani bunun ilginç şeyler, öyle müdür diye çat diye seni oturtturmuyorlar hiçbir yere. Bunu çok iyi biliyoruz bankalarda. Oradan enteresan bir, çünkü isim verilmiyor başta biliyorsun. Fatih Terim, Fatih Hoca'nın adını hiç kullanmıyorlar. Ama şu anda baktığında enteresan bir şekilde herkes Fatih Terim üzerinden yola çıkıyor. Adı öyle Fatih Terim fonu. Evet, ve Fatih Terim çıkıp demiyor ki o böyle çok güzel konuşabilen, istediğinde ahkam kesip höt 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 konuşan bir adamdır. Çıkıp demiyor ki arkadaşlar bir dakika, yani benim bundan haberim yok. Ben oraya evet paramı yatırdım. Böyle de böyle paramı aldım, verdim. Şimdi işin içinde damat var, işin içinde kız. Yani orada çok karışık işler olmuş bence. O zaman Geç. gazeteci olarak sen de bir dönem TGRT'de gazetecilik yaptığın için ben izledim onu. Yani şu başlığı hak ediyor o zaman. Seçil Erzan'la Fatih Terim arasında bir aşk yaşandı mı sorusunu sormak hakkımız, doğru mu? Tabii ki bir soru sorulabilir. Gazeteci olarak herkes bunu sorabilir. Ya bu bir iddiadır. Sorulur. Bu bir iddiadır. Bu iddia senin mi? Senin mi yoksa Yok yok. konuşuluyor mu? Twitter'da bu çok konuşuluyor. Herkes tarafından konuşuluyor. Sadece Ama benim. senin gibi bir isim bunu söylediğinde ben şöyle düşünürüm. Senin biz çok yakından
uzun uzadıya muhabbet etmedik ama ben seni dikkatle izliyorum. Nitekim Halk TV'de olduğu zaman da ben şunu görüyorum. Yeşim Salkım ilk popüler olduğu yıllarda, yaş olarak da daha gençken, daha az deneyimliyken Türkiye'de bir insanın, bir kadının olabileceği en üst seviyeye gelip en üst olanaklara sahip oldu zaten. Ailede sanatçı var. Baban Dursun Salkım çok önemli bir isimdi aslında. Birçok insan unutmuştur belki ama Türkiye'de unutuluyor. Yani sen o dünyayı zaten biliyorsun. Şey biliyor. Değilsin. Yabancı ya değilsin. Ama oranın, babanın hayal edemeyeceği, kimsenin hayal edemeyeceği bir yere geldin. Ben o zaman, o dönemlerde televizyonda çalışıyordum. ANS'de çalışıyordum aynı zamanda. Biliyorum. O zamanlar senin adın geçtiği zaman herkes titriyordu. Çünkü sonuç itibariyle güzel bir kadın, popüler ve patronun eşi. Sen oradaki edindiğin izlenimleri zaten bir yerden geçirip öyle konuşuyorsun. Şimdi ben bu söylediğin şeyi öyle anlıyorum. Yani Yeşim Fatih Terim'i işaret ederken bir dedikoducu gibi işaret etmiyor diye düşünüyorum. Bunu soruyorum. Bir kere her şeyden önce şimdi benim insanlara ve özel hayatlarına her zaman saygım olmuştur. Ama ben şunu görürüm. Şimdi sen bana burada beni bir şeyle itham etsen, bak ben bu yayına bağlanırım. Hani sükut ikrardan diye bir cümle vardır. Hı hı, hı. Sükut bazı yerlerde, bazı durumlarda çok iyi değildir. Eğer